Günümüzde bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, korunmasız bir ilişki var olmasına rağmen halen gebelik gerçekleşmiyorsa buna tıp terimiyle infertilite ya da halk arasındaki deyişle kısırlık adını verebiliyoruz. Ve bu durumun artık incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuç almak için, bebeğin oluşması için yardımda bulunulması gerektiği anlamına geliyor. Tüp bebek bu başlayan yardım sürecinin aslında en sonundaki nokta. Yani teknolojinin kullanılarak bebeğin laboratuvarda oluşturulması ve sonradan anne adayına verilmesi şeklinde tarif edebileceğimiz tüp bebek tedavisi aslında öncesindeki tedavilerin başarısız olması durumunda bizim uyguladığımız en son yüksek teknoloji demektir. Elbette ki buraya varmadan önce yapılması gereken birçok şey var. Çiftin detaylı olarak değerlendirilmesi, belki de çok basit bazı yumurtlamaya destek olucu ilaçlarla veya spermin hareketini arttıracak bazı ilaçlarla veya aşılama dediğimiz spermle yumurtanın buluşma olasılığını arttıracak bir takım yöntemlerle tüp bebeğe gerek kalmadan çiftin kolayca çocuk sahibi olması sağlanabilecektir. Ama bunlarla sonuç alınamadığı görüldüğü zaman o zaman teknolojinin bize sağladığı bu imkan olan tüp bebek ya da mikro enjeksiyon tedavisini devreye sokarak bugün çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere büyük oranda sonuç verebiliyoruz.